Evet sevgili dostlar, şu anda Kardene Çay Evi'ndeyiz, Tuzla'dayız. Yanımızda değerli büyüklerimiz var, aile büyüğümüz, kanat önderimiz Hacı Mehmet İpek şu anda yanımızda. Ona güzel bir sohbet yapacağız. Tuzla'mızın eski yıllarına gideceğiz. Bakalım hacımız bize neler anlatacak. Hacım nasılsın, iyi misin? Sağlık sıhhatin nasıl? Teşekkür ederim, sağ olasın, var olasın. Siz nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkür ederim, çok da sizi iyi gördük gerçekten. Bir çınarsınız. Başımızda şu anda herhalde durduğunuz için çok mutluyuz. İnan ki sizler gördükçe atalarımız, babalarımız aklımıza geliyor. Tabii onlarla beraber yiyip içtiğiniz vardır. Neler söylemek istersiniz? Tuzca'mızın geçmiş yıllardaki Tuzca ile şimdi Tuzca'yı bir karşılaştırırsak. Buranın ismi yani 1915'te Ermeni işgalinden kurtulduktan sonra biz aşağı mahalle Sirkanlı aşirete olarak bir de Azeri kardeşler yerleştik aşağı mahalleye. Sadece bir aşağı mahalle vardı. Yani o köprüden aşağı, ondan sonra yukarıda evler falan filan yoktu. Sonradan gelişti yani. Anladın? Buranın ismi de Ermeniden kalma kulp. Kulp evet. Kulp. Kulp olarak gördüm, kulp olarak bir müddet yaşadık. Ondan sonra da Tuzluca ismini nereden aldı biliyor musun Sayın Gazeteci Bey? Yok bilmiyorum, tabii ki bilginize ihtiyacımız var Sayın Hacı. Tuz madeninden aldı. Evet, Tuz madeninden. Tarih olarak ne zaman değiştiğini ben hatırlamam. Şeydir yani Tuz madeninden efendime söyleyeyim o isim alındı. Tuzluca oldu burası. Evet. Ondan sonra da efendime söyleyeyim öyle yaşadık. Hacım tabii siz Tuzca olarak çok seviyorsunuz. Yusuf abimiz de sizi görünce hemen yanınıza geldi. Tabii ki Yusuf abi gerçekten sevilen bir abimiz. Tabii İmam Hatip'te emekli oldunuz değil mi? Bir de o yıllara gidebilir miyiz kısa da olsa hacım? Hayır, ben İmam Hatip'ten şey olmadım. Ben ortaokul lise mezunuyum. Evet. Şeydir. Kendi müftülük memur olarak 27 yıl Diyanet'te çalıştım, emek verdim. Hadi babam, teşekkür ederim. Teşekkür ederim Yusuf abi. Ondan sonra emekli ayrıldık. İşte artık evimize istirahat edeceğiz. Şimdi yaş kaç hacım? Yaş 87. Bu bir film şeridi gibi bir önümüze serersek nasıl geçti o yıllar? Gerçi o yıllarımız nasıl geçti? O yıllarımız ilkin değil, iyi değildi. Yani aslında şimdi biz onu arıyoruz ben şahsen de. O evvelki yaşantı, saygı, sevgi, hürmet, insanlık o zamanlar vardı. Evet. Velhamdü şeydir, iffet, namus. Hepsi o zamanlarda vardı. Vel hayyul minel iman. Şimdi o haya imanlar tükenmiş. Bir eski komşuluklar arıyor musun? Şimdi aramaz olur muyum yani? Orada efendim mesela insanlık vardı, saygı vardı, saygı, hürmet vardı. Efendim bir güven vardı halkın içerisinde. Şimdi onlar tükendi. Piyasada o saygı, sevgi, hürmet, efendim güven kalmamış yani. Azınlığa düşmüş. Evet. Hacım kaç tane belediye başkanını gördünüz? Şöyle 5-6 tane gördüm. Hepsi de Tuzca'mıza bir şeyler yapmıştır. Hangisi daha çok beğeninizi kazandı? Kendi gücüne, kendi yetkisine göre efendime söyleyeyim bir şeyler yaptılar yani. Hangisi daha çok beğeninizi kazandı mesela Tuzca'ya işte bunu yaptı? En çok cesaret, metanet, iş yapmak Abasa'da. Evet, Allah rahmet eylesin tabii ki. Ölenlere Allah rahmet eylesin, belediye başkanlarımıza, kalanlara da Allah sağlık söylesin. Tabii hacımız da gerçekten bir çınar işte, dediğimiz gibi aile büyüğümüz, kanat önderimiz. Röportaj serimizi geri çevirmedi. Tabii ki son bir şeyler daha soracaksınız. Hacım tabii ki sık sık Tuzluca'ya geliyorsunuz. Şehir merkezi çevresi biraz değişti ama eski arkadaşlıklar yok ama yine de Tuzluca'da böyle kahvede oturmayı seviyorsunuz değil mi? Tabii canım, o seviyorum şimdi. Aşağı mahallenin sokak isimleri değişmiş. Belediye başkanı değiştirmiş. Ama üzülüyorum yani. Niye üzülüyorum? Üzülme tarafı da şu. Yani atadan babadan kalmış
bu sokakların ismini değiştirmeye ne gerek var yani? Evet. Onun için yani sokakların ismi. Onda da herhalde bildiği bir şeyler vardır. Hani yani bir Tuzla için, yeni bir çehre için değiştirmiş olabilir. Merhaba, hoş geldin. Nasıl? Şimdi hacımızla sohbeti kısa da olsa hacımız evet. Hakkında neler söylemek istersin? Çay da döktük. Hacı anlayan bir adamdı. Ya, üzerine gelip hepsi görmüş ne olduğu ne olmadığı hepsi biliyor. Evet. Bunu bilmesini biliyor yani. Evet. Daha şimdi siyasi buradan çok yani yalanı çok var. Siyasi öyle. Zaten siyasi fazla. Ben de siyasi fazla sevmiyorum ama tabii ki siyasetsizse olmaz diyorum. Peki, hacım son neler söylemek istersin? Dostlarımız sizi gördükçe yanınıza geliyor. Buradaki bizi izleyecekler olan yurt dışında, il dışında size sevgi ve hürmetlerini gönderecek olanlara neler söylemek istersin? Akrabalara sağlık, güven, huzur istiyorum. Evet. Şimdi siyasetin içine girmiş sayılıyoruz artık. 3-4 ay kaldı. Kendi akıllarını başlarına toplasınlar. Doğru, şerefli, namuslu, memleket sevgisi olan bir başkan seçsinler. Bir başkan seçsinler. Çok teşekkür ederim. Sevgili dostlar, gerçekten aile çınarımız, büyüğümüz Hacı Mehmet İpek hacımızla yaptığımız sohbet burada sona eriyor. Ve bize sohbete renk katan değerli abimize de teşekkür ederiz. Tuzla'dan selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz.